Evet, herkese merhabalar. Bugün 20 Temmuz 2019. Karşı komşumun bahçesindeyim şu an, ceviz bahçesi. Burası da yaklaşık 12-13 dönüm bir yer. 12 yaşında bir ağaç bunlar, ceviz ağacı arkadaşlar. 12 yıllık bir ceviz bahçesindeyiz. Onu 10 dikilmiş bir ceviz bahçesi. Fakat ben şöyle bir paylaşmak istiyorum. İşte ağacın durumunu görüyorsunuz. Ben şu an ağacın altına zor giriyorum. Yani yaklaşık bir 50 santimden yan dallar vermiş. Yan dalın üzerine tekrardan bir tane daha yan dal vermiş. Yan daldan yan dal, yan daldan yan dal diye diye. Görüyorsunuz 12-13 senelik bir ceviz bahçesi burası. Şöyle ben cevizleri de görmek istiyorum ama yani tek tük iki tane, üç tane. Şurada birkaç tane var. Arkalarda. Yani bu ağaçtan toplasan 50 ile 100 arasında ya çıkar ya çıkmaz yani. 100 tane de çıkacağını zannetmiyorum ama burada zannedersen bir 50 tane falan, 50-60 tane ceviz var. Çünkü çok nadir yani, şöyle bakıyorum. Hemen bir yandakine bakıyoruz. Bunlara görüyorsunuz değil mi şeyi? Yanlış budama, hatta yani budama yapılmamış zannedersem. Yani kendi kendine doğal haliyle büyümüş bir ağaç bu arkadaşlar. Kendi doğal haliyle ekilmiş. Sonradan kendi haline bırakılmış ağaçlar. Aslında buranın sahibini ben görüyorum ara ara. Yani uğraşıyor da, yani bayağı bir çapalıyor. Ağaçların diplerini temizliyor. Taşıma metoduyla sulamaya çalışıyor elinden geldiğince ama yani ne kadar doğru bilmiyorum işte. Ağacın yaprakları da kurumuş. Biraz hastalık var zannedersem. Cevizleri de çok küçük kalmış yani. Şöyle devam edeyim. Onu on bir ceviz bahçesi. Görüyorsunuz ağacın dalları yerlerde. Yani altına girmek mümkün değil. Şurada gene artık susuzluktan mı böyle oldu zannediyorum. Yani topraktan beslenemediğinden mi nedir? Bütün yapraklarını dökmüş. Cevizleri çok zayıf. Göstermeye çalışıyorum. Yani bir tek tük ceviz var. Şimdi mesela bu ağaçta da 20 tane vardır ya da yoktur. Yani 20-30 tane falan vardır. 12 yaşında arkadaşlar bu ağaçta. Yani ben sordum. 12 ile 15 sene arasında dediler. Yani çok eskiymiş. Arkadaşlarıma sordum buradakileri. 12-15 senelik ağaç dediler bunlar için. Görüyorsunuz ağacın dalları yerde. Şöyle altına girmeye çalışayım. Yani hiç budama yapılmamış. Tek dala bırakıp yan daldan vermemiş. Kendi doğal yapısıyla büyümüş ağaç. Görüyorsunuz yani yerden belki bir 50 santimden yan dal vermiş. Yan dalın üzerinden yan dallar var. Ama verim yok. Sıfır verim. Yani yazık. Çok da uğraşıyorlar. Bu da öyle. Yani internette, yani YouTube'da olsun, Facebook'ta olsun 12-15 senelik profesyonel meyve bahçelerini görüyoruz. Hepimiz imreniyoruz. Bizimkiler de böyle olsun diye. Ama görüyorsunuz bu da yani 12-15 senelik bir ağaç. Bakın şuradakine bakıyorum. Yani belki bu da bir 15 yıllık vardır. Bayağı büyük mesela gövdesi. Gövdesi çok büyük. Ama meyve verimi çok az. Yani şurada biraz var. Şöyle göstereyim. Şurada biraz var. 10'a 10 dikilmiş burası, saydım. Daha sonradan aşılamaya gitti burası komşumuz. Herhalde ağaçlardaki verimsizliği gördü. Bu bölümde aşılama yaptı. Görüyorsunuz şu aşağıyı göstereyim. Buralarda aşılama yaptı. Ama aşılarda bilmiyorum, bana pek böyle düzgün gelmedi ama aşıdan da pek anlamıyorum ama şöyle bakarsak, bakın şuradan bir aşı vermiş. Bunu büyütmüş böyle.
Bu nedir onu anlamadım yani, başın içinde bir şeyler çıkmış burada. Burası 10-10'du demiştim. Benden beraber ben hemen karşı taraftayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şu karşı tanker, su tankerinin olduğu yer benim bahçem. Şöyle sağ tarafa doğru gidiyor. 13 dönüm yer. Bir yandan da arkadaş gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim, biraz uzak ama tam karşısındayız yani. Bu karşılıklı komşuyuz. Ben 8'e 4 dikince komşumuz da benden beraber benim olduğum sene aralara bir tane daha dikti bu araya. Yani 10'a 5'e çevirdi tarlasını. Bakın burası da ikinci senesinde. Yani bir kere yaprak döktü burası ikinci senesinde ama bir metre yok işte yani, görüyorsunuz. Hiç budama yapmamış. Budama yapmamış. Kendi halinde büyüyor. Tarlayı 10'a 10'dan 10'a 5'e çevirmeye karar verdi. Şu araları yeni dikti bakın. Sol tarafta bir yer var. Şurada sağ tarafta var. 10'a 10. Araya bir sıra daha dikti. 10'a 5 oldu. Şöyle göstereyim. Ama şey yani gelişmemiş hiç. Yani bir parmak kalınlığında aşağı yukarı. Yani şu an bunları bayağı bir boyatması lazım. Aslında 2 metreye ulaşması lazım da. Bilmiyorum neden. Şurada bir tane daha var. Göstereyim yani. Bir karış işte, bir karış. Bunlara aşılama yapmış. Bakın. Aşı yapmış ama. Şurada 3 tane var. Burada gene. Bakın arkadaşlar 15 yıllık ağaç. 15 senelik ağaç. Ama üzerinde yani ceviz çok nadir ya, ben görüyorum ama bilmiyorum şeyden gözüküyor mu şu an. Sizler görebiliyor musunuz da? Yani bunda 100 adet çıkar ya da çıkmaz. Normalde biliyorsunuz verimli bahçelerde yandal başına 100 tane, 200 tane alanlar var yani. Profesyonel bahçecilik yapanlarda. Yazık, çok yazık yani, emeğe yazık. On dönümün üzerinde bu bahçe. Görüyorsunuz ağaçlar ne kadar büyük. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yine araya dikilmiş. Bir tane daha bir fidan. Ama ne gövde yapısı büyümüş ne de boy atabilmiş. Kendi haline bırakınca böyle oluyor. Şurada da bir tane var. Yazık. Şu karşı tarafta bizim bahçemiz. Ona 10'du burası. Ona 5'e çevirdi dediğimiz gibi ama bilmiyorum bunlar adam olur mu olmaz mı? Şu yerdekiler. Şöyle biraz içerilere gideyim.
Bakın aslında uğraşıyor komşumuz. Ağacın dibi temiz görüyorsunuz değil mi? Gübre falan atmış. Hayvan gübresi döktü buraya. Yani tek tek el arabasıyla hayvan gübresi taşıyor. Ama sonuç yok. Ceviz yok ağaçlarda. Çünkü su verilmiyor. Gübre verilmiyor. Düzenli su yok. Yağmur ne kadar yağarsa yağmurdan beslenebildiği kadar. Hiç gübre yok. Bir hayvan gübresi atıyor işte senede bir sefer. Diplerini çapalamaya çalışıyor. Emek var ama şey yok. Bakın bu hep ağacın gövdelerini kireçle boyadı yani. Ben gördüm, karşıdan gözüküyordu. Uğraşıyor da komşumuz. Bakın. Ağacın yapısını görüyor musunuz? Şemsiye gibi. Yani çok garip bir şekilde büyümüş ağaç. Kendi haline. Ağaç nasıl doğal yapısıyla nasıl büyüdüyse öyle büyümüş. Ama etrafı boş. Evet. Yazık, çok yazık. Aslında bunlar hep bilinçsizlikten, danışmamaktan. Yani biz de bilmiyoruz burada. Biz de profesyonel bu işi yapmıyoruz. Ben kendim makine mühendisiydim. Daha önce bahsettim. Özel bir sektörde çalışıyorum. Yöneticiyiz. Sürekli yurt dışına çıkıyoruz. Çalışıyoruz. Biz aldık toprağı, değerlendirelim dedik ama ne yaptık? Bu işi bilenlerden destek alıyoruz. Uzmanlara danışıyoruz. Yöntem öğreniyoruz. Gelip bahçemize çağırıyoruz. Onların verdiği ve önerdiklerini yapıyoruz. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Olur ya da olmaz. Gerisi Allah'a kalmış. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İnşallah herkes gönlüne göre, Allah emeklerini kimsenin boşa çıkarmaz. Burası bu arada rakım 250 burada arkadaşlar. Kandıra'dayız. Kandıra'nın Pirceler köyü. Rakım 250. Şu karşı taraf dediğim gibi benim bahçem. Eğimlidir. Kot farkı var. En alt nokta ile en üst nokta arasında 20 metre kot farkı var. Tam köşede de, şu köşede gözüküyor mu? Şu mavi olan su depom var orada. Tankerim var. Su tankım. 20 ton. Motorum var. Su motorum. Onlarla ilgili paylaşım yapmıştım size. Damlamalarımız var. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Şöyle şu köşeye kadar gidiyor. Evet arkadaşlar, burayı ben sizlerle paylaşmak istedim. Görüyorsun, bilinçsiz ceviz bahçesi kurulumunun sonuçları. Yazık yani, 15 sene geçmiş, 15 sene. Yani buranın şu an ticari olarak getiri vermesi olmaz, getiri getirmesi lazım. Para kazandırması lazım çiftçiye. Emek var burada çünkü, toprak var. Yani ülkemizde her şey pahalı. Çiftçi bu şekilde olursa emeğinin karşılığını alamıyor. Yazık, çok yazık. 15 yıldır uğraşıyor ama ağaçlarda meyve yok. Çok yazık. Bakın şurada arkadaş başladı. Biz bir yandan da gözüküyor mu bilmiyorum şu turunculu arkadaş. Yapraktan besleme yapıyoruz. Birazdan onun yanına gideceğim. Yapraktan beslemeyle ilgili küçük bir video çekeceğim. Ne verdiklerimizden bahsedeceğim. Evet, herkese kolay gelsin.